Demek iman etmek için yeterli mi? Tabii ki yeterli. Güzel yüzüm. Ama tabii biraz açıklama yapısı yok. Yani Allah'ın birliğine, peygamberimizin Hazreti Muhammed olduğunu söylemek, Allah'ın Resulü olduğunu ve kulu olduğunu söylemek daha net olur. Daha net olur. Ama Müslümanım derse bu da yeterlidir. Çünkü Müslüman belli ki Allah'ın birliğine inanan kişidir. Peygamberimiz de peygamberliğini kabul eden ve bütün peygamberleri kabul eden kişi anlamına gelir. Dolayısıyla bilgisiz için belki açıklama yapılabilir ama ben Müslümanım diyorsa yeterlidir bu. Yani Müslümanlığını açıklamak zaten Kur'an'ın bütününe inanıyorum anlamına geliyor. Doğru, yanlış bir şey yok. Evet, dinliyorum. Arkadaşını uyandırmaya çalışan bir kedi. Ya illaki uyandıracak. Mesela kedi sevgisi daha yeni dünyaya yayılıyor. Ya kedi o kadar mühim bir varlık ki. Yani insanın hemen arkasından gelir kedi. Çok hayatidir yani. Benim için öyle bilmiyorum yani. Adı üstünde ya kedi yani bir kere. Adı bile çok güzel. Evet dinliyorum. Severim ben senin tatlılığını, ballığını, şekerliğini. Senin sevdiğin bütün çizgi filmleri ben de seviyorum. Hepsini ve beraber seyredeceğiz. Bakışın tatlılığını görüyor musun? Bizim bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Dinliyorum. Peygamber Efendimiz düğüne gider miydi? Bak benim yakışıklığımın yüzündeki nura bir bakın. Yüzündeki efendiliğe bir bakın. Nasıl güvenilir ve güzel bir nesil geldi. Allah'ın yardımı, işte fetih geldi bak diyor. İnsanların İslam dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve kurban kes diyor. Bak görün işte. Hepsi nur gibi eli yüzü. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Peygamber Efendimiz düğüne gider miydi? Tabii ve gittiğinde de hanımlar olması istemiyordu. Dırar Mescidi'nin düğünlerine kadın hiçbir şekilde getirmiyorlardı. Eğlencede de olmuyordu. Peygamberimiz olmaz dedi. Tefle, müzik aletlerini duyurun dedi. Ve kadın da yoksa ben gelmem dedi. Münafıklar acayip kinlendiler o devirde. Bunu ayrı bir kitap haline getireyim ben. Yani Kur'an'da münafıkların eylemlerine karşı Allah'ın aldığı tedbirler neler? Çok fazla ayet var. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği 5 Mart tarihinde yani yarın güvenlik nedeniyle kapatılacağını açıkladı. Elçiliğin sitesinden yapılan duyuruda elçiliğin sadece acil durumlar için servis vereceğini, pasaport yenileme, pasaport kayıpları ve benzeri işlemler gibi rutin hizmetler verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca kalabalık ortamlardan ve elçilikten uzak durulması, tanıdıklarını güvenlik konusunda uyarmaları gerektiği, medyayı yakından takip... Ya ne oluyor da bunlar böyle hallendi, onu bir kere onu anlamadık ki. Ne var bir şey yani? Yarın ne olduğunu... Amerikan Kurtuluş Günü mü nedir? Yani bir şey mi olacak diyor yani? Evet, yani kapalı olduğunu duyurdu. Tezbiren kapanacağını söylüyor. Nasıl? Kalabalık ortamlardan ve elçilikten uzak durulması, tanıdıklarını güvenlik konusunda uyarmaları gerektiği gibi uyarıları var elçiliğin. Yarın için. Evet, var, genel. Benim daveti geçenlerde Beyaz Saray'ın oldu ama bilmiyorum alakası var mı? Ya kardeşim onlar pire oplasa yeri göbüğüne katıyorlar. Hepsi masanın altına giriyor yani.
Amma şamataçı adamlar ya. Yok bir şey yok, bir şey yok. Rahat olsun. Evet, dinliyorum. Vahşi hayvanlarla dostluk kuranların resimleri var. Ya bu intihar gibi bir şey bu. Yani süper tehlikeli işleri yapmış. Haşırt din dişini geçirmiyor. Allah korumuş. Tam kedi gibi sevdiriyorlar kendilerini. Nasıl suresinde Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sanırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, ki şu an oluyor, hemen Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret de, yani istiğfar et. Estağfurullah. Çünkü o tövbeler çok kabul edendir. Öbür ayetlerde de Cenab-ı Allah yine kurban kesmekten bahsediyor. Yine Allah'ta mağfiret dilemekten bahsediyor. Evet, dinliyorum. Denize girmek sağlığa zararlı mıdır? Denize girmek eğer tedbir alınmazsa yakışıklı mı? Zarar verir. Tabii mesela kulaklarda orta kulak enfeksiyonu olur. Çünkü deniz suyunda çok mikrop oluyor. Bayağı oluyor yani. Çok yoğun mikrop olur. Özellikle genze, yani sinüzit oluşacak şekilde suyun, yani derine, burnun üst kısmına doğru gelmesi durumunda falan çok rahat enfeksiyon oluşur. Boğaz enfeksiyonu oluşur. Ve mantar, cilt mantarları gelişebilir. Yani deniz suyunun çok temiz olması lazım. Özen göstermek lazım. Yani steril olmaya dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında bir zarar olmaz deniz suyunun. Bir de basılan yer şey olması lazım. Temiz kum. Bazen de camlar, şişeler, tenekeler, menekeler oluyor. Onun üstüne giriyor. Öyle olmaz. Evet, dinliyorum. Müslüman vaktini nasıl değerlendirir? En iyi değerlendirme Allah'la iyi bağlantı kurmaktır. Yani işte bol bol namaz kılmak diyor ama adam namaz kılarken aklına gelenler saysam aklınız hayaliniz durur. Adam ne yaptığından bir haberi bile yok yani. Namaz bitiyor, rüyadan uyanıyor. Değil yani, Allah'la çok şuurlu, büyüklüğünü iyi anlayarak bağlantı kurup Allah'ı çok sevmek. Evet, dinliyorum. Bir daha göreyim. İşte eve bir de kedi alacağım, bir de bunu. Evet. Kübra'nın küçüklüğüne benziyor biraz. Ama burun nasıl ısırılır? Hafif hafif ısıracağım ama çok fazla değil. Yanak da iyi ısırılır. Bir de gözünden müthiş öpülür bunun. Evde büyük şenlik bu ya. Evet, dinliyorum. Tekrar okuma şansınız olsaydı hangi bölümü isterdiniz ya da bu bölümde okumak ister miydiniz? Sen çok güzel kızsın. Çok çok güzelsin. Bayağı güzelsin. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Her şeyin güzel. Kaş, göz, her şey. Maşallah. Tekrar okumak istesin derken zaten tekrar okumak istedim. Ve akademiye yeniden başvurdum ve şu an öğrenciyim ben. Akademi öğrencisiyim. Getirebilir misin benim kimlik kartımı? Rica edeyim, evet. Yani şu an öğrenci olduğum için
öğrenci olmayan birisine sorulsaydı nasıl cevap verirdi onu düşünebilirim. Ama öğrenciye soru sorulunca tabii bir insan bir acayip olur. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Tekrar okuma şansınız olsaydı hangi bölümü isterdiniz? Bu bölümde okumak ister miydiniz? En güzeli benim bölümüm, iç mimari. Resim var, maket var, hepsi var. Evet, şimdi şurada ya dikkatlice bakarsak öğrenci oldum hemen anlaşılacaktır. Ne yazıyor? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrenci kimlik kartı. Adı? Adnan Oktar. Soyadı Oktar. Fakülte Mimarlık. Mimarlık. Evet. Bölümü? Endüstri ürünü tasarım. Ha. Neymişim? Öğrenciymişim. Şu an öğrenciyim. Okula göğsümü gere gere girebilirim. Evet. İstediğim gibi. Gider istediğim sınıfımda da örtmenim ben karşıda oturuyorum. Evet. Adnan Bey, Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar Kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Benim canım hem de çok güzel. Aferin benim canıma. Çok çok güzel. Tipi çok güzel. Bayağı modern görünüşü. İyi, tebrik ediyoruz. Allah yeni yeni başarılar nasip etsin. Sağlık saat içinde. Yakışıklı mı? Tabii çok rahat edersin. Yani vicdanen, aklen, insan çok rahat eder. Güzel ahlak olmadığında sevgi boğulmaya başlar. Sevmek isteyen de dirense bile bir süre sonra gücü yetmez artık. Yani ahlaksız da güç yetmez. Çok büyük faciadır. Yani sevgi düşmanıdır ahlaksızlık. Sevgiyi boğan bir zulüm sistemidir. Sevgiyi hemen alır elinden müminin. Yani ne kadar güzel olursa olsun o insan, ne yaparsa yapsın, eğer ahlaksızsa, vicdansızsa sevgi feci şekilde boğulur. Kendini batırır zaten. Karşı tarafın da sevgisini elinden almış olur. Korkunç tabii, Allah vermesin. Mehdi'nin sevgisi dünyadaki en keskin kılınç olacak diyor Peygamberimiz. Bak, Mehdi'nin sevgisi dünyadaki en keskin kılıç olacak diyor. Peygamberimiz diyor ki yine hadisinde, nasıl karanlıklar, korku, baskı, hüzün ve acı iyilerin kalbini karartabilirse, Mehdi'nin sevgisi ve şefkatiyle en karanlık ruhlarda bile nurani bir ışık yanacak diyor. En karanlık ruhlarda bile nurani bir ışık yanacak diyor Mehdi sayesinde. Yine diyor ki Peygamberimiz, Mehdi'nin sevgi ışığıyla dünya aydınlanacak. Abdülkerim İbnül Arabi Hazreti Mehdi'ye kendi sunu olmadan en yüksek kutbiyet, yani en yüksek manevi makam verilecek diyor. İçtihat yapma özelliği verilecek. Çalışıp kazanarak değil, emin makamında bunu elde edeceğini hadislerden anlıyoruz diyor. Kim bunu söylüyor? İbnül Arabi. Evet, dinliyorum.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları da operasyona destek veriyor. Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün, bakım kademesinde görevliyim, obüslerin bakımından sorumluyum. Bizler Nene Hatunların torunlarıyız. Vatan aşkı bize onlardan miras kaldı. Bu mesleği yapmak ve bu harekata katılmak benim için bir onur dedi. Mühimmat ve malzeme akışından sorumlu İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel ise gurur verici bir görev, verilen emirleri en hızlı şekilde yerine getiriyoruz dedi. Burada ne yazdığını anlaşılmıyor. Bir daha yaz. Evet, dinliyorum. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın subayları operasyona destek veriyor Adnan Bey. Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün, bakım kademesinde görevli olduğunu, obüslerin bakımından sorumlu olduğunu yakından belirtmiş. Dilek Aygün. Bayağı güzel maşallah. Allah nuruyla sarsın. Bizler, Allah muvaffak etsin. İnşallah. Bizler Nene Hatunların, Kara Fatmaların torunlarıyız. Vatan aşkı bize onlardan miras kaldı. Bu mesleği yapmak ve bu harekata katılmak benim için bir onur dedi. Mühimmat ve malzeme akışından sorumlu İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel ise gurur verici bir görev, verilen emirleri en hızlı şekilde yerine getiriyoruz dedi. İyi, yani arkadaş olmuşlar, güzel olmuş. Allah şevklerini artırsın. İftar ediyoruz onlarla, maşallah diyoruz. Maşallah. Evet. Adnan Bey, Orta Hindistan Pasifik sularında yaşayan Disco Deniz Tarağı'nın bir videosu var. Disco mu? Evet. Disco efektini oluşturulması nedeniyle disco adı veriliyor. İstiridyenin dudak uçlarında bulunan özel dokuların bir kısmı nano hassasiyetinde ışığı yansıtıyor. Diğer bir kısmı da ışığı emiyor. Bu vesileyle bu efekt oluşuyor. 40 gözü var. Ama kendi ışık şovlarını görüp görülmediğini henüz bilinmiyor. Allah Allah, hayret ya. Allah bu canlıyı tam bizim zevk alacağımız şekilde yaratmış. Maşallah. 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 Karşımızdakini sevmeden önce kendimizi mi sevmemiz gerekiyor? Evet, kendine saygısı olması lazım tabii insanın. Yani iyi bir insan olduğuna inanması lazım. Yoksa zaten sevme gücü olmaz. Sevme yeteneği olmaz. Sevme yeteneği olmayınca da sevemez zaten, istese sevemez. Önce kendisini sevme yeteneği kazanması lazım, samimi olarak. Bunun olması için de Allah'ı çok sevmesi, Allah'tan korkması, Allah'ın büyüklüğünü kavraması gerekiyor. O zaman zaten sevmeye çok aç hale gelir. Yani müthiş bir sevme yeteneği ve müthiş bir sevme arzusu meydana gelir. O zaman çok güzel sevgisini sunabilir. Öbür türlü olmaz. Ben güzel yüzümü tekrar göreceğim. Tabii. Karşımızdakini sevmeden önce kendimizi mi sevmemiz gerekiyor? Sen çok güzelsin. Bir kere onu söyleyeyim. Kocaman gözlerin. Çok çok güzel kızsın. Her şeyine çok güzelsin. Saçların da çok iyi olmuş. Tarzın da güzel. Allah sana uzun ömür versin. Cennet nasip etsin. Cennette arkadaş olmamız önemli. İnşallah. Mutlaka orada o arkadaş olacağız inşallah. Sonsuza kadar orada birlikte dost oluruz inşallah. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan